Sürüngenler. Omurgalıların alt grubu olan sürüngenler, uzuvları yeterince ya da hiç gelişmemiş, karada veya suda yaşayan hayvanlardır. Kertenkeleler, yılanlar, kaplumbağalar ve timsahlar bu gruba üyedirler. En önemli ortak noktaları sürünerek hareket etmeleridir. Sert ve keratinli bir yapı gösteren derileri ve pullarla kaplı vücutları sayesinde su kaybını büyük ölçüde engelleyerek kurak bölgelere rahatça uyum gösterirler. Soğukkanlı hayvanlar olan sürüngenler kendi vücut ısılarını üretemezler. Bu nedenle ihtiyaç duydukları sıcaklığı çevrelerinden alırlar. Kışın güneş yeryüzünü yeterince ısıtmadığından kış uykusuna yatarlar. Kertenkele. Kertenkelenin uzun ve hareketli bir kuyruğu vardır. Kuyruklarını hem bir denge aracı hem de düşmanlarına karşı bir silah olarak kullanırlar. Hatta düşmanlarından kaçarken eğer kuyruklarından yakalanırlarsa bu uzuvlarını bırakabilirler. Hayret verici biçimde bu hayvanların kopan kuyrukları yenilenerek yeniden oluşur. Yılan. Yumurtlayarak çoğalan yılanların bazı türleri çok güçlü zehirler üretirler. Bu zehri avlarını veya düşmanlarını ısırdıklarında bir çift enjektör gibi içleri boş olan öndeki sivri dişlerinden zerk ederler. Yılanların derileri pullarla veya pulsu plakalarla kaplıdır. Yılanlar büyüyebilmek için pullu derilerini periyodik olarak değiştirirler. Timsah. Timsahlar ekvatoral bölgelerde yaşarlar. Bu hayvanlar milyonlarca yıldır evrim geçirmeden ve hiçbir değişiklik göstermeden günümüze kadar gelmişlerdir. Bu nedenle canlı fosiller olarak anılırlar. Arka ayakları yaşadıkları bataklık ve nehirlerde rahat edebilmek için perdeli bir yapıya sahiptir. Timsahların alt çeneleri sabit, üst çeneleri hareketlidir. Kaplumbağa. Kaplumbağaların bedenleri bağ denilen koruyucu örtü içine gizlenmiştir. Kaplumbağanın sırtındaki bu kabuk plakalardan oluşur ve hayvan büyüdükçe plakalar da büyürler. Bu hayvanın karada yaşayan türleri olduğu gibi suda yaşayan türleri de vardır. Suda yaşayan kaplumbağaların ön ve arka ayakları yüzgeç şeklinde gelişmiştir. Anakonda. Anakonda, boğagillerden, tropikal Güney Amerika'da yaşayan 8-10 metre uzunlukta, avını sararak ve sıkarak öldüren yılandır. Anakonda, dünyanın en büyük yılanıdır. 250 kilogram bulan ağırlığıyla dünyanın en ağır yılanıdır da. Bu kadar ağır olması, karada hareket etmesini güçleştirir. Bu nedenle sulak ve bataklık bölgelerde yaşar. Ancak suyun içinde rahat hareket edebilir. Suda çok iyi yüzerler ve dalarlar.